Evet arkadaşlar ekoloji ünitemizle ilgili ilk tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözelim sonra konumuza devam edelim. Birinci sorumuzda ne diyordu? Aşağıdaki şemada ekolojik organizasyon düzeyi gösterilmiş. Şemada K ve L ile gösterilen organizasyon düzeyleri için hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şemaya bir bakalım sonra verilerimizi değerlendirelim. Komünite Nelerin birleşmesiyle oluşuyordu? Popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Bu yüzden muhtemelen L popülasyonu ifade ediyor. Komünite etrafındaki cansız çevreyle birlikte neyi oluşturuyordu? Ekosistemi oluşturuyordu. Komünite sadece canlılardan oluşan kısımdı. Ekosistem ise e, cansız çevreyle birlikte komüniteyle oluşuyordu. Şimdi verilerimizi değerlendirelim. K Belirli bir alandaki canlı ve cansızların oluşturduğu topluluk olan ekosistemdir demiş. Birinci verimiz doğru o zaman. L tek bir türün oluşturduğu topluluk olan ekotondur demiş. Halbuki nedir arkadaşlar? Popülasyondur. Ekoton neydi? Ekosistemler arası geçiş bölgesiydi. Dolayısıyla ikinci verimiz yanlış. K'nın içerisinde birçok L bulunur demiş. Ekosistemin içerisinde birçok popülasyon bulunur mu? Bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevabımız. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Ekolojik kavramlar sembollerle tanımlanmış. Bu sembollerden üçgen olan neyi temsil ediyormuş? Popülasyonu temsil ediyormuş. Buna göre sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Bu popülasyon ise eğer arkadaşlar birçok popülasyonun bir araya gelmesiyle oluşan kavramımız neydi arkadaşlar? Komünite komünite canlılardan oluşan topluluktu. Peki komünite etrafında cansız çevreyle birlikte neyi oluşturuyordu? Ekosistemi oluşturuyordu. Birçok ekosistem işte orman ekosistemi, çöl ekosistemi, göl ekosistemi gibi ekosistemler bir araya gelince de biosfer dediğimiz terim ortaya çıkıyordu. Yani ne arayacağız? Komünite cansız faktörler, ekosistem ve biyosfer. A şıkkımız doğru cevabımız. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Tektonik hareketler sonucu farklı ekosistemin zaman içindeki değişimi kademeye kademe gösterilmiş. Bu hareketlilik ve sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bunu bulacağız arkadaşlar. Burada bir su bir de kara ekosistemi var. İşte aradan zaman geçmiş. Su ve kara ekosistemi birbirine ne yapmış arkadaşlar? Yaklaşmış. Sonra su ve kara ekosistemi arasında bir geçiş bölgesi oluşmuş. Daha sonra da kara ekosisteminde bir parçalanma söz konusu olmuş. İşte çeşitli depremler, yer kabuğundaki hareketler bunlara sebep olmuş olabilir. Kara ekosistemi arasında bir su ekosistemi daha oluşmuş. Muhtemelen hem bu bölgede hem de bu bölgede yeni türler oluşmuş olabilir. Şimdi şıklarımızı değerlendirelim birlikte. Zaman içinde ekotonlar oluşmuştur diyor. Hem burada hem de burada ekotonlar oluştu. Dolayısıyla A şıkkımız doğru. Ekosistemin büyüklüğü değişkenlik gösterir demiş B şıkkında. Baştakine göre ekosistemlerin büyüklüğü evet değişkenlik gösterdi. Zaman içinde tür çeşitliliğinde değişimler gözlemlenmiştir ekoton bölgeleri arkadaşlar geçiş bölgesi olduğu için mesela şuradaki hem su hem kara ekosistemine ait canlıları çeşitli türleri içerdiği için tür çeşitliliği fazladır ve ekoton bölgesinde rekabette oldukça fazladır. Tür çeşitliliğinde de değişimler evet gözlenmiştir. Parçalanma sonucu bazı türlerin ekolojik nişleri değişebilir. Parçalanma sonucu arkadaşlar kara ekosistemindeki bazı canlıların bazı türlerin su ekosisteminde farklı türlerin de buraya gelmesiyle ekolojik nişleri ne yapabilir değişebilir. Mesela daha önce tüketici olan bir canlı daha önce başkasının besini olan bir canlı daha sonra burada yine başka bir türün besini haline gelmiş olabilir ya da bir canlı için üretici olan canlı başka bir canlı için tüketici olabilir. Dolayısıyla ekolojik nişleri de değişebilir. Ekosistemler sürekli yayılma eğiliminde olup tür çeşitliliğini artırmayı hedefler. Ekosistemlerin böyle bir hedefi yok arkadaşlar. Bu doğal olaylarla birlikte e, gerçekleşebilen bir durum ama bunu hedefleyerek bilinçli olarak yapmışlığı yok. Dolayısıyla E şıkkımız söylenemez. Dördüncü sorumuzda habitat tanımlanmış. Bir türün doğal biçimde yaşamını sürdürebildiği ve üreyebildiği yer. E, konu anlatımında bahsetmiştim. Kısaca adresi diyorduk, değil mi ona? Örneğin balina'nın habitatı okyanuslar, penguenlerin Güney Kutbu, tenyaların bazı canlıların bağırsakları, fillerin çöllerdir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi buna bakalım. Bir canlı'nın habitatı başka bir canlı olabilir. Mesela tenyalar. Başka bir canlının bağırsağında yaşayabilir. Dolayısıyla olabilir. Bir canlı türü dünyanın iki yarım küresinde aynı anda bulunamaz demiş. Bir canlı türü hem e, bir kutupta hem bir kutupta ya da iki yarım kürede birden bulunabilir arkadaşlar. Burada bize verilen bilgiye göre böyle bir şey çıkaramayız. Bir canlı türünün habitatı sucul bir ortam olabilirken bir başka canlı türünün kara olabilir. İşte balinaların okyanuslar olduğu gibi ya da fillerin çöller olduğu gibi bu da doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğru cevabımız. Evet arkadaşlar şöyle basitten başlayarak biraz soru çözdük. İlerleyen konularda biraz daha yorum gerektiren sorulara da bakacağız birlikte. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.